tapusunu mu istiyorsun? Tapuyu mu vereceğiz sana? Hayır. Bakın, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in başlangıcındaki ilk emir nedir? Oku, oku, oku. Evet verecek olanlara sesleniyorum. Önce 18 maddeyi oku. Kur'an-ı Kerim'in emrine bir uy bakalım önce. Önce oku. Oku bakalım, ne diyeceksin, evet diyecek misin? 2. İstiklal Marşı'mız. İlk neyle başlıyor? Korkma. O zaman önce oku, sonra korkma. Neden korkma? Ölümden korkma, ölümden. Ölümden bile korkma. Padişahın bir kızı varmış. Kızını evlendirecek. 10 tane delikanlı gelmiş. Onuna da birer tohum vermiş. Alın demiş, bunları yetiştirin. Yaza demiş, çiçekli, dallı, güllü getirin. En güzel saksıyı demiş, kızımı onunla evlendireceğim. Ama demiş, bunu yaşartamazsanız, çiçek açtıramazsanız, kellenizi alırım demiş. Peki, gelmişler, dizilmişler padişahın karşısına baharda. 9 tanesi rengarenk çiçekli birer saksı. Bir tanesi kupkuru. Ya demiş, oğlum seninki niye böyle? Çalışmadın mı sen? Padişahım demiş, 24 saat çalıştım. Suladım, gübreledim, güneşe çıkarttım, kazdım. Olmuyor, yeşermiyor demiş. Tamam demiş, kızımı sana vereceğim. Neden demiş? Çünkü demiş, ben size kavrulmuş tohum verdim. Hiçbirinin yeşermemesi gerekiyordu. Onları ateşte kavurmuştum. Ama bu 9'u ölümden korktuğu için tohumu değiştirmiş. Bunlar sahtekar. Sen ölümden korkmadığın için namuslu bir çocuksun. Anayasaya partili cumhurbaşkanı getirecekmişiz. Değiştireceğiz anayasayı. Uyacak mısın? Hayır. Uymayacaksın. Niye? Şimdikine uyuyor musun? Şu andaki anayasaya uymadığına göre, çünkü demokrasiye inanmıyorsun, demokrasiye. İnanmıyorsun. Yine padişah vezire demiş ki, bana demiş, hayvan terbiyecilerini bulmuş. En iyi hayvan terbiyecisini bulmuş. Demiş ki, cibilliyet mi önemli, eğitim mi? Efendim demiş, eğitim önemli. Peki demiş, sen demiş bir kediye İkram etmesini, kahve ikram etmesini öğretebilir misin? Öğretirim demiş. 6 ay sonra kediyi eğitmiş bu hayvan eğitici. Gelmişler meydana. Kedi kenarın üzerinde kalkmış. Elinde bir kahve tepsisi. Padişaha doğru kahve götürüyor. Orada padişah cebinden bir fare çıkarmış, salmış ortalığa. Kedi fareyi görünce atmış tepsiyi bir tarafa, farenin peşine takılmış. Padişah demiş ki, bak, kediyi ne kadar eğitirsen eğit. Kedinin cibilliyetinde fare var, görünce dayanamaz demiş. Bunları ne kadar eğitirsen eğit. Bunların cibilliyetinde cumhuriyet düşmanlığı var. Değişmez bu. İki Trakya büyüklüğünde tarım alanı ekilemiyor artık. Rusya ile kavga ettin. Uçağı ben düşürdüm dedi Cumhurbaşkanı. Bir gün sonra Davutoğlu dedi, ben düşürdüm. İşler sarpa sardı. Davutoğlu dedi ki, ben düşürmedim. Hava Kuvvetleri Komutanı düşürdü. Hava Kuvvetleri Komutanı çıktı, pilot üstlerinden üstüne attı. Peki Rusya ile bu krizi yaşadık. Bedelini kim ödedi? Turizmci ödedi, turizmci. 2016'da 11 milyon turist azaldı. Domatesler serada kaldı Antalya'da. Suriye'de kavga ettik. 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'de. Bedelini siz ödüyorsunuz, biz ödüyoruz. 30 milyar dolarımız gitti.
Pazar günü çocuklarınız üniversite sınavına girdi. Kimin çocuğu ya da yeğeni sınava girdi bir görmek istiyorum pazar günü. Peki. Şimdi size sesleniyorum bak. Çocuklarınız kimisi kazanacak, kimisi kaybedecek. Zorlu bir sınava girdiler değil mi? Peki Suriyelilerin çocukları ne olacak, onu biliyor musunuz? Onlar sınavsız yerleştirilecek. Ey aziz milletim! Ey evet!